Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programıyla yine karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Din İşleri Başkanı Profesör Doktor Talip Atalay. Malum dün Berat Kandili gibi güzel bir geceyi idrak ettik. Önümüz Ramazan ayı. Bu dönemde neler yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok sağ olasınız, var olasınız. Bütün izleyicileri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Günler güzel olsun inşallah. İnşallah hocam. Evet hocam, dün güzel bir günü, geceyi idrak ettik. Berat Kandili'ni. Siz de dün Kanal T'nin canlı yayınına katıldınız. Skype bağlantısı gerçekleştirdiniz. Orada duygu ve düşüncelerinizi paylaştınız. Yine isterseniz Berat Kandili diye başlayalım. Yani dün zaten güzel bir program yaptınız, Allah razı olsun. Yani epeyce bir faal olundu, idrak edildi Berat Kandili. Yani önce tabii çok tartışılan bir konu olduğu için bunun uzağa kavuşması gerekiyor. Zaman zaman eleştiriler geliyor. Hani Berat Kandili ve Kandiller dinin neresindedir sorusu. Evet, ben de tam onu soracaktım hocam. Yani şimdi İslam'da hani kandil kavramı Osmanlı'nın bize hediyesi olan bir kavram. İslam'ın ilk dönemlerinde yok. Yani bu bu gecelerde kandil yakıldığı için ikinci Selim'le özellikle bu kavramın girdiği konusunda bir genel kanaat var. Evet. Ama kandil, bu toplu kandil kutlanımı tarzındaki gelenek Fatimilerle başlıyor. Mısır'da başlıyor özellikle. Yani bu genelde hani Fatimi Devleti'nin başlattığı bir gelenek olarak görülüyor. Şimdi Peygamberimiz döneminde ve sonrasında Kadir Gecesi dışında diğer gecelerin, diğer hani bizim kutladığımız, kandil olarak kutladığımız gecelerin toplu kutlanması söz konusu değil. Uzun süre. Yani o Fatimlere kadar, yani binli yıllara kadar öyle diyelim. Yani bir 300 yıl, 400 yıl kadar sonra gelenek oluşuyor. Fakat şu iki şeyi karıştırmamak lazım. Yani camilerde bizim daha önce kutladığımız gibi işte bütün topyekün işte kutlamalarda olduğu gibi kutlamanın olmaması bu geceleri atfedilen bir önemin olmadığı anlamına gelmiyor. Bilakis yani bu konuyla alakalı zaten hadisler olduğu için. Zaten Kadir Gecesi ayetler yani açık bir sure var yani kendisiyle alakalı. O zaten o konu, tartışma konusu değil ama bu gecelerle ilgili işte Miraç'la ilgili, Berat'la ilgili de hadisler var. İşte atfedilen bazı ayetler var. Hani üzerinde tartışma olsa bile. Ve Peygamber Efendimiz'in uygulamaları var. Onlar da bizim hadis kitaplarımızda var. Dolayısıyla hani teravih gibi hep teravihte tartışılır ya. Peygamberimiz zamanında evet teravih toplu kılınmıyor ama daha sonra halifeler döneminde, dört halife döneminde, yani kim rivayetler, Hazreti Ömer döneminde topluluğu kılınmaya başlanıyor. Yani bunda bir hani sakınca aramak çok anlamlı değil. Sadece bunun bir gelenek olduğunu, dini bir umde olmadığını, yani bu toplu kutlamanın bilmekte fayda var. Yani çünkü dini bir emir gibi telakki etmemek lazım. Fakat gecenin duayla ihya edilmesi mutlaka ama mutlaka tavsiye edilmeli. Çünkü Peygamberimizin tavsiyeleri var. Yani hadis kitaplarımızda vesaire. Ve bu gecelere özel önem atfedildiği gözüküyor. Ha, İslam açısından akşam da kısmet bahsetmeye çalıştık ama Allah'ın geceleri arasında bir farkın yani günleri arasında fark var mıdır yok mudur? O Rabbim bilir. Yani Kadir Gecesi'ni seçmişse onlar da seçebilir. Fakat bizim açımızdan tevbenin işte günahların ne zaman affolunacağının bilgisi bizde değil. Biz yüreğimizi en çok açtığımız zamanda Rabbimize en hızlı ulaştığımız, en güzel ulaştığımız zaman Rabbimiz bizi affedecektir. Dualar karşılıksız kalmaz. Şirk yoksa hayatımızda, yani kul hakkı yoksa bunlara dikkat etmek lazım. Bunun dışında yani Rabbim duaları kabul etmeye her zaman için Rabbimiz zaten yani hazır ve nazır ve bize hakikaten işte merhametli, affedici olmaya her zaman hazır ve nazır ve zaten bunu bize tavsiye ediyor, istiyor yani bir şekilde. Dolayısıyla bir inanan için, Müslüman için bütün zamanlar af, mağfiret ve şükür, teşekkür için, çünkü o kadar çok nimet içinde yaşıyoruz ki teşekkür için doğru zamanlardır. Zaten günlükte beş vakit namazda ve diğer hayatımızdaki düzenlemelerle bunu yapıyoruz. Ama bu güzel, bazı gün ve gecelerde mesela üç aylar da bunun gibi düşünülebilir. Yani üç aylar gibi işte ne bileyim. Ramazan zaten bambaşka bir atmosfer. Ramazan gibi zamanlarda, işte Aşure gibi zamanlarda biliyorsunuz. Yani Aşure de hakikaten geleneğimizde önemli bir zamandır. Bu zamanlarda ayrı bir hani hevesin, ayrı bir halin olması, kutlaman olması dini olarak herhangi bir şekilde sakınca değil. Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani hani geleneklerden itibaren bu bizim hayatımıza yerleşti. Evet, yani Osmanlı geleneğidir. Evet. Öyle diyelim. Bizim yani Fatimilerle Kıbrıs, başlamış. Yani öyle deniliyor. İkinci yani, Selim mi dediniz? İkinci Selim Osmanlı'dan Kıbrıs'ı biliyorsunuz. Evet. Fethi'den padişah. Ama Osmanlı geleneği olarak bizim hayatımızda var ve dini hayatımızı aynı zamanda sosyal hayatımızı. Çünkü her bir gelenek bir sosyal tabiri caizse sonuç doğru. Evet. Sosyal hayatımızı belirlemiş. Kıbrıs'ta özellikle Kıbrıs Türk'ü açısından yani Osmanlı
bakiyesi olduğu için Kıbrıs Türk toplumu. Belki yani Türkiye'nin birçok yerinden çok daha yoğun bir şekilde kandiller, işte mevlid geleneği güçlüdür. Özellikle kadınlar arasında. Yani Kıbrıs Türk toplumu kandilleri her zaman önemsemiştir. Mesela mevlid kandili biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de tatil değil biliyorsunuz. Yani. Ya da mesela Balkanlarda tatil değil ama bizde tatil. Yani niye? Çünkü 1960'a kadar hani Rum toplumuyla beraber İngilizler arasında yaşamıştı bunlar. Karşılıklı her iki toplumun da kendi değerlerini öne çıkartmakla ilgili bir iddiası söz konusu. Ve İngilizler de bunu doğru görmüşler. Bu gelenek devam etmiş gitmiş. Toplum bu konuda hani ısrarcı olmasa istemese böyle bir gelenek oluşur muydu? Oluşmazdı. Öyle değil mi? Evet hocam. Bu dünya bu dönemde baktığımız zaman özellikle çok fazla tartışmalar da var. Yani dünyanın her tarafında işte bu koronavirüs sonrasında bakıyorsunuz ibadethaneler kapatıldı. İşte kiliselere gidilmiyor. Bizde camilere gidilmiyor. İşte Yahudilerde havralara gidilmiyor. Ama bir şekilde ibadetlerin toplu olarak durduğunu görüyoruz. Bu noktada İslam dini neyi emrediyor? Yani Berat'la ilgili hani şu son bir cümleyi söyleyeyim. Yani biz bütün Berat gecesi herkese mübarek olsun. Yani Berat'ın anlamı af, mağfiret biliyorsunuz. Onu zorluklardan kurtulma, temizlenme, tamamen beri olma, yani atlanma, arınma. Evet. Aslında Ramazan'a varan zamanda bizim manevi hazırlığımızı ifade eden süreçlerden bir tanesi ve son bu tarzda hadislerde geçen gece Berat. Dolayısıyla Rabbim bu gece yapılan duaları, ibadetleri kabul etsin. Ve bütün zamanlarımızı aslında Berat gibi mübarek kılsın, öyle diyelim. Evet. Şimdi diğer yani sorunuza geçince Allah Teala'nın hani Kur'an'da Allah Teala bizi yoklukla, açlıkla, mallarımızdan, canlarımızdan, meyvelerden eksiltmekle imtihan edeceğine dair ifadeleri var. Birçok ayetler var bu noktada. İmtihansız bir dünya yok. Biz yani Müslümanlar hani şu iki şeyi çok net koymalılar. Bir, Müslümanın muhatabı İslam'ın muhatabı kimdir? Akıllı insan, bali insandır. Bali kimdir? Doğruyu yanlışı birbirinden ayırabilecek nitelikte olan insandır. Yani evet, aklı olmayan, buluğa ermemiş kişinin Müslümanlığı söz konusu olmaz. Allah Teala ondan özel bir şey beklemez. Şimdi bunun için söylüyorum, şunun için söylüyorum. Akıl normal şartlarda bilgiyi yani beş duyu organıyla tüm evreni mütalaa ederek bir şekilde kendi yolunu bulacak, bu evrende yaşayacak, bu evreni şekillendirebilecek düzeni kurmakla, bilgiyi üretmekle ve bilgiyi üretip bunu faydalı bir şekilde kullanmakla mükellef olan insanın temel dayanağıdır neticede. Şimdi biz Müslümanlar evrene akli delilimiz olarak bakarız o yüzden. Ve Kur'an açıldığı zaman hani ben bugünkü sizin hani niye sorduğunuzu da açalım aslında bu soruyu. Evet. Yani bu tartışmalar çerçevesinde. Ben hani Kur'an'a baktığım zaman ya da herhangi bir kişi gerçekten doğru bir şekilde Kur'an'ı eline aldığında Kur'an'ın evrenin yasaları konusunda, evrendeki olabilecek değişimler, dönüşümler konusunda açık bir şekilde Müslümanları düşünmeye, var olan olana, olup bitene ve olabilecek olanlara üzerine düşünmeye sevk ettiğini görürüz. Mesela hani Allah Teala der ki yani temiz ve pis olanı ayırır yani Allah Teala. Şimdi insanın hakikaten yani manevi olarak da bu bilimsel bilgiyi dini tarafına nasıl nakledebiliriz? Yani manevi olarak da siz doğru ve yanlışı seçersiniz. Temiz ve pis olanı ayırırsınız. Ve dünyadaki pek çok problem, yani tamamının işte bizim illa gerekçesini bizim bilmemiz gerekmez ama temiz olmayanlardan gelir. Temiz olmayan işler yapıldığı için gelir. Yenildiği için gelir. Evrende bizim aslında var olan düzeni negatif yönde değiştirdiğimiz için gelir. Bunu asla unutmamak lazım. Manevi olarak Allah Teala bize bunlar üzerine düşünmemizi ve evreni kirletmememizi, yani bizim hizmetimize verilmiş evrenle uyum içinde olmamızı, yani insanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün alem içinde dengeyi daima gözetmemiz gerektiğini söyler. Bu çerçeveden bakarsanız, şu anda yaşadığımız bu salgın ve benzeri musibetler de bizim yani dini olarak çok rahat bir şekilde yaşayabileceğimiz, başımıza gelebilecek ve bizim mutlaka bu süreçleri tefekkürle, düşünmeyle neden bunlar oluyor veya böyle bir musibet geldiği zaman bu sadece imtihan açısından da bize verilebilir. Çok ağır bir ölüm, hastalık ve benzeri durumlar. Bunu biz Müslüman olarak nasıl karşılarız üzerinde düşünmeyi ve daha iyi yormayı, daha iyi hale getirmeyi sağlayacak bir düşünme sistematiği oluşturmamızı emreder İslam.
Evet. Şimdi bu açıdan bakarsanız bizim açımızdan bunlar böyle çok sürpriz olan şeyler değil. Tarih boyunca yani Kabe'de de daha önce de hani bir takım sıkıntılar yaşanmıştır, olmuştur. Bunlar normaldir. İşte şimdi de oldu, gelecekte de olacaktır. Şimdi İslam öncelikle felsefi olarak yani bu zeminde bir durumu bir kayıp olarak görmez. Tam tersine kendimize gelmemiz açısından bir tefekkür fırsatı, bir zemini olarak da görür yani bu olan biteni. Yani bir sarsılma, bir yani nereye gidiyorsunuz? Feyne tehabun ibadete. Nereye gidiyorsunuz? Yani gidişiniz nereye? Yani ey insanoğlu, ey insanlık, ey Müslümanlar. Yani yolunuz nereye? Gittiğiniz yol yol değil diyebilecek bir pozisyona kendimizi getirmemiz gerekir veya yolsa doğru hale getirin denilecek bir süreci aslında işaret eder. Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde biz tabii iki tane, yani birçok şey söylenebilirim ama zaman sınırlı, iki tane temel konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, camilerimizin için bu süreçte evet. Boşalttık. Çünkü İslam dini tarihte karantina kavramını fiili olarak uygulayan, emreden yani en azından kayıtlara geçmiş ilk dindir. Ve insan yaşamı, insan yaşamının korunması İslam dininin en temel vasfıdır. Yani çünkü inansın inanmasın her varlık, her insan eşref-i mahlukat olarak yani varlıkların en şereflisi olarak yaratılmıştır. Ve can ancak Allah'ın verip Allah'ın alabileceği bir şey. Eğer insan yoksa zaten hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla insan hayatının korunması İslam dini açısından birinci derece önemlidir. Yani sadece camiye gitmek değil, hayatınızı korumak için biliyorsunuz İslam'ın yasakladığı mesela domuz eti. Diyelim hani diyelim alkol dahil yani ne varsa bütün bunlar eğer yaşamsal olarak sizin hayatınızı korumak için gerekliyse diyelim susuz kaldınız çok diyelim aç kaldınız yiyebileceğiniz yani yaşayacak kadar yiyebileceğiniz şeylerdir hani zaruri hallerde çünkü zaruret zorunluluk haramları helal yapar İslam bu ilkeyle yürür. Ama maalesef bu bilinmez. Müslüman toplumun belki fertleri arasında çok bilinmez. Dolayısıyla insan hayatını korumak İslam açısından birinci derecede esastır. Onun için İslam insan hayatını riske edebilecek, onları yoğun bir şekilde hastalandırabilecek, ölümüne sebep olabilecek bir durumda ibadetler evlerde yapılır. Bu yeni bir durum değildir. Yani Peygamberimiz hadisin şeriflerinde diyor ki mesela bir yerde salgın çıkarsa eğer, o dönemde taun, veba ve benzeri salgınlar var. Sakın oradan çıkmayın, bulunduğunuz yerden çıkmayın. Salgın olan yere de gitmeyin diyor. Yine Kur'an'da açık bir şekilde kendinizi bile bile yani bilerek ölüme götürmeyin diyor. Evet, Hazreti yani, Ömer'in Şam seferinde gibi benzer. Yani yine yani şimdi biz bugün biraz katı uyguluyoruz bazı şeyler ama Allah Resulü mesela çok soğuk zamanlarda çok soğuksa cumaya gelinmemesi yani çok aşırı soğuk. Yani eski dönemde şimdiki gibi arabalar, atlar yok biliyorsunuz, klimalar yok. Dolayısıyla o dönemlerde bile cumanın yani camiye gelinmesi zorluğu varsa hani onların evlerinde kılmalarını konusunda cevaz yani izin veriyor netice itibariyle. Yani onun dışında biliyorsunuz yani soğan, sarımsak yiyenlerin bile camiye rahatsızlık verdikleri için, diğer cemaate rahatsızlık verdikleri için gelmemeleri, evlerinde namaz kılmalarını emrediyor İslam. Yani İslam'ın hani insan haysiyetinin korunması, canıyla beraber insanın rahatsız edilmemesiyle alakalı o kadar net, açık, temiz olanı, en temiz olanı gözeten tarafı var ki bizim Müslümanlar olarak öncelikle hakikaten bunu fark edip kendi hayatımızda uygulayacak bir bilince erişmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Bunun dışında zaten biliyorsunuz İslam aslında sadece abdest mesela yani bize tarif edilen, öğretilen abdest tam olarak şu anda mesela koronavirüsünden korunmak için tavsiye edilen yıkanma biçiminin daha kapsamlısı. Yani elinizi 3 defa biliyorsunuz yıkıyorsunuz. Evet. Ondan sonra ağzınızı, burnunuzu yani ta en derine çekecek şekilde 3 defa yıkıyorsunuz. Ama sadece alıp vermiyorsunuz. Yani normalde tavsiye edilen tüm mukusun çıkartılmasıdır. Yani çıkartılabildiği kadar abdest sürecinde. Yüzünüzün kollara kadar hani ellerinizin yıkanması. Ondan sonra işte kulaklarınızın, boynunuzun hani bir şekilde temizlenmesi. Ayaklarınızın yıkanması. Bunlar zaten 5 vakit bir Müslümanın her namaz öncesinde yapmak zorunda olduğu namazın, ibadetin zorunlu şartı olan dini vecibesi biliyorsunuz. Dini olarak siz abdest almazsanız namaz kılamazsınız biliyorsunuz. Dua edersiniz ama normal bizim bildiğimiz namazı, farz olan namazı kılamazsınız. Şimdi ikinci bir
konu şudur yani cuma namazı ile ilgili özellikle hani hassasiyetimiz tabii ki çok fazla ve biz bir an önce tabii ki camilerimizi hepimiz dönmek istiyoruz. Çünkü camilerimiz bizim açımızdan çok kıymetli, çok önemli. Çünkü cemaatin amacı İslam'da hani bir yerin kutsanması değildir, caminin kutsanması değildir, bir mekanın kutsanması değildir. Çünkü İslam Hristiyanlık gibi ya da başka inançlar gibi yani hiçbir şeyi özel olarak kutsamaz yani. İşte ruhban sınıfı yoktur mesela bizde. Yani benimle sizin aranızda Allah katında bir fark yoktur normal şartlarda. Fark ne olur? Hani ben sizden daha fazla o alanı okumuşumdur. İslam'la ilgili bilgi sahibiyimdir. O yüzden buradayım. Siz de hani başka bir alan okumuşsunuz, buradasınız tarzında bakar İslam. İlimle ilgili farklılık söz konusudur. Yoksa ben hiç kimsenin hani birilerinin dediği gibi ve algıladığı gibi biz Müslümanlar hiç kimsenin ne günahını affederler, ne cennetten bir köşk satabilirler. Böyle bir iddialar olabilir. Yani hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Böyle bir yetki hiç kimseye verilmiş değil. Zaten böyle yapanlar da emin olun yani Allah onlara gereken cezayı verecek. Şöyle hani din... Yani ben bu noktada görüyoruz ki yani özellikle işte sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun çıkıp işte büyü bozarız, şunu yaparız, bunu yaparız tarzda insanlar var. Gelin işte elimi öpün, eteğimi öpün, size cennetten yer vereyim diyenler de var yani. Bunlar da gerçekler işte. Bunlara karşı da mücadele etmek gerekiyor ki yani bizim toplum olarak, bireyler olarak gerçek İslam'ı tanıyabilmemiz için. Ya bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en yani her açıdan yaşayan Kur'an ve yani pozisyonu en yüksek insan değil mi? Allah Resulü'nün ifadesine yani hani bir ceza olduğu zaman kızın Fatıma olsa diyor. Evet. Yani işte, işte bir çok güzel şirkle alakalı çok güzel bir yani hadistir. Yani birisi diyor ki ya Resulallah sen olmasaydın helak olmuştuk. Yani yok olmuştuk, mahvolmuştuk. Diyor ki hayır diyor. Ben olmasam değil yani bu hani çünkü şirke götürür. Allah ve sen olmasaydın. Yani ben aracı oldum çünkü sadece Allah'ın peygamberi oldum. Yani size mesajı ileten oldum yani Allah adına. Onun da haricinde Allah olmasaydı yani. Şimdi neticede bizim inancımız bu noktada Allah'ın izniyle ancak birinin birine şefaat edebileceğini, Allah'ın izniyle ancak her şeyin mümkün olabileceğini, kimsenin kimsenin günahını affedemeyeceğini, yani ancak günahları Allah'ın affedeceğini zaten çok net bir şekilde koyar. Ve en büyük tehlike bizim açımızdan, Allah Resulü'nün de uyardığı, mesela Kur'an'da Bakara suresinde uzun süre mesela Hristiyan ve Yahudiler anlatılır. Yahudiler ve özellikle Yahudiler anlatır, yani Hristiyan sapmalardan da bahsedilir. En büyük tehlike, Peygamberimiz dahil insanların ilahlaştırılmasıdır Allah korusun. Çünkü insan vasfından çıkardığınız zaman Allah Resulü'nde o zaman onun örnekliği kalmaz. Çünkü evet. Kur'an'da ayetler var. Yani işte yanında peygamber sen yani sıradan bir insansın diyorlar yani. Birçok yani ayetler var bu konularla ilgili. Yani bir yetim, bir öksüz, fakir, daha zengin birisi olmalı değil miydi? Daha işte ne bileyim şöyle bir insan olmalı değil miydi? Ve olacaksa eğer insan veya yanında bir melek gezmeli de kim ne derse onun kafasını kırmalı değil miydi tarzında hani anlayabileceğimiz birçok ayet var. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani insan olarak bizim gibi bir insan. Yani onun farkı Allah Teala tarafından yani özel seçilecek niteliklere sahip olması ama insani tarafı babalık, ondan sonra dedelik, işte açlık, tokluk, hastalık, eş olarak hani sıkıntılar bunların tamamını yaşamış ve bu konularda da yaşamıyla bize örneklik etmiş bir insan. Dolayısıyla bizim onu böyle algılamamız, onu çok iyi tanımamız lazım. Yani biz eğer onu insan mesabesinden çıkartıp başka bir mesafeye koyarsak, yine söylüyorum, da en büyük tuzağa düşmüş oluruz. Onu örneklikten çıkartmış oluruz. Çünkü bizim örneğimiz kim olabilir? Biz insanız, insan olabilir değil mi? Evet. Yani o örnek olsun, Kur'an'ı doğru yaşasın diye ve tabii Kur'an'ı tebliğ ederken, yani Kur'an'ı insanlara bildirirken, aynı zamanda örnek bir numune insan olsun diye zaten Allah Teala tarafından görevlendirilmiş. Ve biz ondan dolayı Peygamber Efendimiz'i örnek olarak koyuyoruz. Onun sünnet-i seniyesini kıymetli buluyoruz ve itaat edilmesi gereken bir temel kaynak olarak kabul ediyoruz. Evet hocam. Şimdi, evet. Kısa kısa hemen daha tamam. Fazla da soru yani bilmiyorum tabii bu uzağa kavuştum ama yani o söylediğiniz konu. Tabii ki. Şimdi Avrupa'da da 600 yıl sonra özellikle yani sembol olması açısından söylüyorum. Granada'da ezan okundu. Yani bakıyorsunuz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ezan okunmasına izin verilmeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle insanın yani bu koronavirüs sürecinde de insanın sığınacağı bir yer yok. Hani koronavirüsle alakalı ben okuyorum bazen. Hakikaten öyle bilim ve
İslam'la ilgili özellikle, bak diğer dinler için bir şey demiyorum yani, onlarla ilgili farklı şeyler söyleyebilirim ama İslam'ın temel umdeleri esası açısından bakarsanız, bilimle İslam'ı bu kadar karşı karşıyaymış gibi gösteren o kadar akıl dışı yorumlar görüyorum ki. Yani o kadar gerçek dışı, üstelik bunlar hani Müslüman gelenekten gelen bizlerin kardeşleri. Ben akrabaları. O soruyu soracaktım ama ha. Siz madem şimdi girdiniz bu bununla alakalı olduğu için, yani şöyle düşünün sadece. Şimdi ilk defa Newsweek dergisinde makale çıkıyor. Diyor ki 1300 yıl önce, yani Newsweek yazıyor, yani bizim 1300 yıl önce, yani bu karantina, bu tarz bir durumda karantinayı öneren kim? Diyor Muhammed. Ondan sonra Peygamberimizin bu konudaki sahabesinin şeylerini, hadislerini detaylı bir şekilde. Ben en değerli toplu orada buldum mesela. Evet. Düşünün yani. İngilizce. Yani hani bu şu da utanç aslında. Yani ben hani şu anda İngilizce'ye örnek veriyorum. Çünkü bizden bir şey olunca biz pek kıymetli olmuyor. Bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Ben bunu anlamıyorum. Kendi açımızdan ciddi bir sorunumuz var. Bizim oraya dönmemiz lazım. Hani eleştirebiliriz, sorgulayabiliriz, yargılayabiliriz ama bu noktada ciddi anlamda kendi özümüze dönmemiz lazım. Mesela karantina kavramının nereden geldiğini biliyor musunuz normal şartlarda? Yani ya da karantinayı ilk uygulayan insan bu 40 günle beraber 40, yani bu 40 gün anlamına gelen karantina orayla çok alakalı İbn Sina tarafından uygulanıyor. Şimdi İbn Sina kimdir yani netice itibariyle? Hani bu bilim insanları İbn Sina'lar, Farabi'ler, Biruni'ler, hani işte ne bileyim Cezeri'ler, bu hani bilimin Batı'nın işte Endülüs üzerinden de devşirdiği bilimin tabiri ise bir dönem temsilcileri kimlerdir? İlk dönem Müslümanları değil mi? Yani ne oldu da biz kendimize bu kadar inkarcı davrandık? Yani Allah Resulü diyor ki ilim Çin'deyse dahi olsa, bilim bilgi Çin'de de olsa gidiniz diyor ve alınız. Bilginin çünkü sahibi bilgi güçlü olandır. Yani bilgi insanı güçlendirir, toplumları güçlendirir. Bir kavim kendi özündekini değiştirmezse Allah o kavimi değiştirmez diyor Allah Teala. Bütün değişimin temel esasını, temel umdesini, esasını koyuyor ve bunu da bu görevi de bize veriyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda hani gelenek görenekle soslanmış, bir takım yanlış algılarla soslanmış, annesinden babasından gördüğü ve İslam zannettiği şeye kızan ve üstelik de okuyup yazan kalemşör insanların tutup da bu kadar adaletsiz bir şekilde eleştirilerde bulunması çok incitici, kendileri açısından da son derece sakıncalı. Yani birincisi hakikaten adaletli değil, adil değil. Çünkü onlar, o insanların hepsi adalet konusunda ortak şeyler söylüyor. İkincisi doğru değil. Üçüncüsü faydalı değil. Hiçbir şeye fayda etmiyor. Şimdi akıl sahibi insanlar şunu bilirler yani. Şu anda koronavirüsüne çare bulunsa dahi ki inşallah bir ivedilik de bulunur. Dualarımız o yöndedir. Netice itibariyle ölüme çare bulmuş değilsiniz. Yani ölüm farklı şekillerde devam ediyor zaten. Yani bugün koronanın bizi bu kadar hani belki bize hatırlatması gereken, yani kaç tefekkür ettirmesi gereken noktası şurası. Yani düşünün çok zayıf olduğu, en küçük bir durum şeyle ölebilecek olan bir virüs, bütün dünyada zengin fakir ayırt etmek için herkesi muhatap aldığı için biz bu kadar titriyoruz. Ve çok acı bir şey gerçekten. Bütün sosyal yapıları, ekonomik yapıları, dokuları paramparça ediyor. Şimdi oysa hani ölüm sayısı açısından hep söyleniyor ya, hani dünyada kanserden ölen sayısı, aslında veremden ölen sayısı, kalp hastalığından ölen sayısı, obeziteden ölen sayısı, maalesef açlıktan ölen sayısı çok daha fazla aslında yıllık olarak bakarsanız. Fakat onlar gündeme bu kadar gelmedi, gelmiyor. Gelseydi dünyanın bir tarafı obeziteden ölürken bir tarafı açlıktan ölmezdi değil mi? Doğru. Yani şimdi bu virüs herkesi muhatap aldığı için, herkese sirayet ettiği için ve daha da çok enteresan bir şekilde en teknolojik olarak en yüksek ülkeleri vurduğu için bu kadar hepimiz açısından da gündemde, hepimizi de tedirgin ediyor ve hepimizi de ilgilendiriyor. Şimdi Batı neden ezanlar okunuyor? Çünkü insanlar artık şunun farkında yani. Bir felaket, küçücük bir virüs, yani minicik, çok zayıf bir virüsün yol açtığı bu tehdit karşısında çaresiziz ve bu çerçevede aslında hani bütün herkesin inancına, duasına, çaresine, hani hem bilimsel olarak hem de inanç açısından ihtiyacımız var. Yani Batı'daki genel olarak işte dediğim İspanya'daki ve başka yerlerde de ezanlar okundu. Tabii Hollanda'da okundu. Yani bu ezanların okunmasına izin verilmesi, daha önce verilmeyen izinlerin verilmesi bu psikolojiyle çok alakalı. Hani şimdi şöyle bir tartışma da görüyoruz. İşte dualarla olmaz, işte imamlar, öteki camiler falan. Ya şimdi Allah aşkına inançsız ne olur ki yani?
siz neye inanırsanız inanın, hani bütün filmlerde, bütün seküler filmlerde de bakın, din dışı filmlerde de hep bir şeye inanmakla ilgili vardır. Yani siz başarılı olacağınıza inanırsınız. Bir şeye inanırsınız yani. Yani inanç varsa bir yerde, psikolojik olarak, bu bilimsel olarak milyonlarca kez ispatlanabilecek bir şey, binlerce kez ispatlanmış bir şey. İnanç varsa insan sistemi, yani psikolojisi, dolayısıyla metabolizması, sistemi, savunma mekanizması çok daha güçlenir ve güçlü olur. İnanmazsanız zaten kaybedersiniz. Zaten kendinizi bırakırsınız, direnemezsiniz herhangi bir şey. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin, yani Müslümansa ya da başka bir inançtansa, inancı çerçevesinde dua etmesinden daha doğal, daha güzel ne olabilir ki? Yani İslam bunu net olarak koyuyor. Diyor ki, İslam'da tedbir ve tevekkül dengesi diye bir şey var. Yani bir kural var. Yani kural, bahsettiğimiz o akıl ve yani ikinci kısmı konuşamadık ama hani diğer kısımda akli delilimiz evren, nakli delilimiz Kur'an'dır. Ve bu ikisi, Müslüman bu ikisini buluşturmak durumundadır. İkisi üzerinde de tefekkür etmek, düşünmek zorundadır. İslam çok net şunu söyler. Tedbirinizi alın, devenizi bağlayın. Ondan sonra Rabbinize tevekkül edin. Çünkü biz size akıl verdik. Yani dünyanın bir düzeni var. Düzeni var yani. İşleyiş biçimi var. İslam bunu çok açık bir şeydir. Kur'an'da da söyler. Adetullah, Allah'ın adetidir bunların hepsi. Yani dünyada olacak her şey. Senin bu adetullah aynı zamanda bizim sınavımızdır, imtihanımızdır. Yani bu bazen hani deprem olur, bazen felaket olur, bazen hani Kur'an'da ifade edildiği gibi açlıkla, bazen yoklukla, hastalıkla, bazen mallardan, evlatlardan, canlardan sınanarak aslında biz zaten bu dünyadaki duruşumuzu ispatlayıp diğer alemde hesaba çekileceğiz. Çünkü biz ahirete inanıyoruz. Orada da hesap vereceğimize, buradaki durumumuza, pozisyonumuza göre orada hesap vereceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir çelişki yok. Tam tersine aslında neyi eksik yaptıkla ilgili bir tefekkür fırsatı var. Bu çerçeveden camilerle alakalı iki cümle söyleyelim. Camilerin fonksiyonu bugün Müslümanların çoğunun da maalesef unuttukları bir gerçeklik bu. Sadece namaz kılmak, ibadet etmek değildir. Camiler, Mescid-i Nebevi'nin, lütfen okusunlar kardeşlerimiz, yani kim olursa olsun camiler ilk dönemde nasıl kullanılmış? Yani düşünün, olumlu spor etkinliklerinden tutun da, törensel bir takım yani şenliklere kadar, işte velime yemeklerinden, yani işte ne bileyim, yani ne varsa toplumu ilgilendiren, toplu yapılacak işler ne varsa hepsi için cami kullanılmış. O yüzden biz hani bu sürecin başında hemen dedik ki, hem tedbirlerimizi aldık ve dedik ki, yani sayın hükümete de bildirdik, biz camilerimizi, tabi imamlarımız ben dahil hepimiz başta olmak üzere, karantina dahil, inşallah ülkemizde şükür olsun bir sıkıntı yok ama ne evet. olacağı belli değildi başlangıçta. Herhangi bir sağlık hizmeti, herhangi bir ne bileyim ofis bu süreçte, yani bu Sağlık Bakanlığı olur, sivil savunma olur, askeri olur, polis olur, fark etmez. Yani herhangi bir amaçla bu yani toplumsal amaçla ihtiyaç durumunda hemen hizmete sunuyoruz ve imamlarımızla beraber biz de buna bu süreçte ne verilirse, hangi görev verilirse bu hizmetleri yapmaya hazırız zaten. Ve şu anda imamlarımız yani adada işte kim yani bulundukları bölgelerde fakir, fukara kim varsa onları tespit ediyorlar, onlara el uzatıyorlar. Yani bu çok mesela bir görevimizle dün görüştüm. 300 aileye şu ana kadar ulaştığını söyledi. Bir görevimiz düşünün. Bu şekilde hani insanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Çünkü şu anda bizim hepimizin inancı ne olursa olsun, bakın etnisitesi ne olursa olsun, İslam bunlara bakmaz. Yani bakın bunları yani yakından uzağa doğru tabii ki, çünkü en yakınınızdan uzağa doğru gidersiniz. Bütün insanları, bütün fakiri fukarayı kuşatacak bir eylemde bulunmak dini zorunluluktur zaten. Yani evet. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Allah Resulü. Ve biliyorsunuz zekat, yani şimdi Ramazan'a da giriyoruz belki, zekat ve fitre. Yani fitre Ramazan'a mahsustur ama zekat Ramazan'a mahsus değildir biliyorsunuz. Yani ihtiyaç sahibi herkese verilir. Gayrimüslim de olsa. Bunu asla unutmayalım yani. Evet. Yani bunun da bir çağrı olarak esasında tabii yani lazım. Ve Kur'an'da hani infakla ilgili, yani infak nedir? Malı paylaşmakla ilgili o kadar çok ayet var ki zekatı yakın akrabadan başlayarak ta uzağa kadar, ihtiyaç sahiplerine kadar, diğer insanlarla malımızı paylaşma, malımızdan onlara para verme ya da işte pay ayırmanın dışına çıkartır Allah Teala. Kur'an'da açık ayet var yani nokta. Zekat veriyorsunuz, bir de diğer mallarınızdan da bütün fakir fukaraya, kim olursa olsun yolda kalmışa, fakir fukaraya verin emri var. Evet. Müslüman için. Mesut Kazık, iyi yayınlar. Lefkoş Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı demiş.
Konuğumuza selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Osman Atalay, Allah kolaylık versin, evet, sağ olsun, ifadelerini kullanmış. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle bu koronavirüsten sonra ciddi anlamda sosyal medyada da bu tartışma yaşandı. Yani belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun içerisinde pek fazla yer almadı ama Türkiye Cumhuriyeti ve diğer İslam devletleri bu eleştirilere maruz kaldılar. İşte ülkelerde cami sayısının fazla olduğu, imam sayısının fazla olduğu, niye sağlık çalışanlarının ya da benzeri bilim kurullarının, kurumlarının fazlalaştırılmadığı yönünde. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben öncelikle yani bu tartışmaların yani niteliğine baktığım zaman hani bir akademik insan olarak söylüyorum. Evet. Yani Din İşleri Başkanı olarak söylemiyorum, üzülüyorum. Çünkü matematikte temel bir kural vardır biliyorsunuz. Elmalarla armutlar toplanmazlar. Yani şimdi eğer devletler dini, yani bir alanı, bu dini alan veya başka bir alan güçlendirip denk bir şekilde ihtiyaca göre diğer alanları güçlendirmiyorsa bu devletlerin kusurudur. Yani bu hani güçlendirilen tarafın kusuru da değildir ayrıca. Yani bu imamların suçu ya da diyelim başka yerde öğretmenler olabilir. Başka yerde mesela çünkü Türkiye'de ya da burada böyle tartışma var. Çin'de de imam yoktur mesela. Yani başka yerde başka bir şey yoktur. Şimdi öncelikli olarak yani İslam'ın bakış açısından bakıyorum. İnsanın temel ihtiyacı ile ilgili. Bu sağlık başta. Çünkü boş zaman ve sağlık en çok hesap sorulacak iki şeydir yani. İslam'ın can emniyetine verdiği kıymeti koyduk yani. Yeryüzü bize mescit. Bakın camilerimizi boşaltmakta bir sakınca görmez İslam. Yeter ki insan hayatı korunsun. Şimdi dolayısıyla insan hayatı ile ilgili herhangi bir durumla alakalı tedbir alınmamışsa bu büyük bir eksiklik. Fakat bunun acısını, bunun suçlusu olarak camilerin, imamların seçilmesini çok iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyorum açıkçası. Bu çok yanlış, son derece üzücü bir kıyaslama. Yani ülkemizde de yapılan tartışmalara bakıyorum. Yani şimdi Allah aşkına Kıbrıs'ta 1949 Türk İşler Ara Raporu'nda İngilizlerin hazırladığı Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarına dair en önemli rapordur bu. İlk rapordur ve lütfen her bütün kardeşlerimiz bunları, yani Kıbrıs'ın insan özellikle okusun. Ben hani yıllardır televizyonda bunu bu rapordan bahsederim özellikle okunsun diye herkese. Orada Kıbrıs'ta 300 cami olduğu ifade edilir. Şimdi ben hep derim ki geçmişten beri bizim şu anda bakın 80 binlik toplumun 300 camisi var. Ve Türkiye yok o zaman. Yardım yok ya da başka şeyler yok. Hep o dönemden gündeme, bahsediyoruz. Gündeme 1949 Türk İşler evet. Raporu'ndan bahsediyoruz. Bugün bizim işte hani şu anda belki biraz azaldı ama 500 bin civarında insan yaşadığını düşünün Kıbrıs'ta. Kıbrıs'taki cami sayısı, cami olarak kullanılan mekan sayısı, hepsi cami değil çünkü bir kısmı kilise, bir kısmı başka bir şey, 200 civarında. Şimdi soruyorum, 500 bine 200 cami, 80 bine 300 cami ve üstelik bu 80 bine 300 caminin tamamı da Kıbrıs'ta Türkler tarafından yapılmış. Yani Türkiye'ye gelmeden yapılmış. Belki bugün camiler çok fazla şudur budur tarzında ki algının bir tek sebebi olabilir. Minareler. Eskiden minare yapılmazdı biliyorsunuz. Çünkü minare yani her yere yapılmazdı. Nereye yapılırdı minareler? Gene de nahiye merkezleri. Osmanlı geleneğidir bu. Bir de ekonomik tarafı da var bu işin. Mescit hükmündeydi köy ve mahalle camileri. Yani küçük mescitler, namaz sadece 5 vakit namaz kılma hükmü yeri olarak kullanılıyordu. Cuma namazları şehir merkezlerinde kılındığı için veya nahiye merkezlerinde kılındığı için bir şekilde oralarda minareler olurdu. Mesela işte bu diyelim köy olarak diye güneyde Peristorana var bilir herkes. Peristorana'nın minaresi vardır mesela. Köprülü'nün minaresi vardır. Yani Limassol'da diyelim mesela. Yani minaresi olan camilere bakın. Osmanlı döneminde özellikle genellikle cuma kılınan camilerdir. Hani neden minareler çoğaldı? Minareler özellikle istendi. Yani aslında biraz da böyle Müslüman kimliğinin görünmesi için yani bizzat bu ülkenin insanı tarafından 60'lı yıllardan sonra minareler 50-60'ların isteniyor. Çünkü hani minare olmayınca cami gözükmüyor. Müslüman kimliğini belirlensin düşüncesiyle minareler çoğaldı. Bir de imkanlarla ilgili yani şimdi Türkiye'de de artık her köyde camileri minareyle eskiden değildi. Hı hı. Şimdi burada da öyle yani çünkü zaten maliyeti eskisi kadar güçlü değil. Şimdi bu bir tarafı. Diğer tarafı şu yani ülkemizde keşke Türkiye'nin Türkiye'den gönderilen ciddi mali kaynaklar, sağlık açısından da diğer alanlar açısından da çok daha iyi takip edilebilseydi, edebilseydik yani. Bizim aslında konuşmamız gereken şey burası. Yani bu taraf niye yapıldı değil, diğer taraf niye yapılmadı diye konuşmak lazım. Eğer yapıldıysa, hani biz yapıldığını, her şeyin mükemmel olduğunu falan düşünmüyoruz, ayrı bir şey de. Hani o fikirde değiliz, verilere de bunu koyabiliriz, yani ortaya koyabiliriz. Yani, Türkiye açısından da, başka yer açısından da bu tartışmaların bu zeminde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim hep birlikte gelin, sağlıkla alakalı, diğer neyse
yani okullarla alakalı, diğer konularla alakalı yapmamız gerekenleri yapalım. Yani bu tartışma da yeni değil. Yani belki bugün gündeme geldiği için sizinle ilk defa konuşuyoruz ama ben herhalde 10. yıldır onlarca belki yüzlerce belki de programa çıkmışımdır. Hemen her programda bu konu bu şekilde konuşulmuştur. Belki son dönemde çok sıkça konuşulmaya başladı. Tabii. Gündeme geldi herhalde. Farkındalık düzeyi arttı. Yani insanların daha çok dikkatini çekmeye başladı. Ama şu anda hani konuşulacak konu mu bu? Şu anda bizim konuşmamız gereken şey. Yani Allah razı olsun hakikaten sağlık çalışanlarından. Kim olursa olsun hani Allah onlara yardım etsin. Polislerden, diğer hani tüm çalışanlar. Sizler de yani bu şu anda bu bizim kapandığımız dönemde hizmet eden bütün herkesten Allah razı olsun ve onlara dua etmek lazım. Bizim hep birlikte şu anda bu süreci yönetmemiz, bu süreçten çıkmamız ve ardından da neyse eksik, diğerini rencide etmeden, incitmeden, hep birlikte omuz omuzla eksik olan neyse onu tamamlayacak doğru adımları, doğru algıyı oluşturup doğru adımları atmak zorunluluğumuz var. Bunun dışındaki her yaklaşımı ben doğrusu ya eksik, yani ya eksik ya da iyi niyetli olmayan yaklaşım olarak görüyorum. Son iki dakikamız. Hı? Sizden bir kısa bir mesaj alsam ondan sonra. Biz de kapanışı verelim çünkü eyvallah. Hemen akabinde haberlerimiz sonrasında programımız devam edecek. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bu Ramazan ayına giriyoruz. Hakikaten belki bu 3 aylarda hayatımızın yani uzun yıllardır belki yüzyıllardır Müslümanların yaşadığı en ağır dönemi Müslüman olarak biz yaşıyoruz. Tüm dünya insanıyla beraber, insanlık ailesiyle beraber. Ben inşallah bu sürecin yani her şerde bir hayır vardır. Yani en az hasarla atlatılıp ki hakikaten emek çeken yani devlet yetkilileri ve sivil kurumlar ve bütün emeği geçen hayırseverler vesaire omuz omuzla hep birlikte fakiri fukarayı, garibanı, yoksulu kucaklayacağımız, onlara sahip çıkacağımız, birbirimizi daha iyi anlayacağımız, düşüncelerimiz, inançlarımız farklı olsa bile bir arada daha iyi olmamız gerektiğini hani böyle bir durumda insanın ne inancının, ne parasının, ne mevkisinin, ne makamının ayrılmadığını, ayrılmadığını, hepimizin birlikte var ya da yok olacağımıza dair bir işaret olduğunu anlaşılması gerektiğini. Dolayısıyla dünyanın inşallah bu büyük felaketten, büyük sınavdan daha yakınlaşarak, daha insani, daha yaşanılabilir bir yer haline geleceği fikriyle yani bu süreci atlatmasını, bu imtihanı geçmesini temenni ediyorum. Yani inşallah Rabbim en kısa zamanda okullarımıza, camilerimize, yani hastanelerimize normal bir şekilde ve bütün sosyal alanlarımıza kavuşmayı ve hakikaten daha iyi insan, daha doğru insan, daha mütefekkir, daha tefekkür etmiş, diğerini, ötekini daha iyi anlayan insan olarak yaşamaya karar vermiş insanlar olarak dönmeyi nasip etsin Rabbim en kısa zamanda. Teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Din İşleri Başkanı Profesör Doktor Tarif Atalay'la gündemi değerlendirdik. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz.